Efendim devam ediyoruz. İbn Arabi Hazretleri izin verirse onun hususundaki İsmaili kelime yani Ali olan nefs makamındaki nefsin Ali makamıdır. Tekrar hatırlayalım Hazreti İsmail. Zira Hazreti İbrahim onu kesmeye kalktığında yani nefsinin evladına olan aşırı sevgisini kesmeye kalktığında kendisi nefs olarak ben kesilmeye razıyım, gözümü bağla dediği zaman buradan şu anlaşılıyor ki ne zaman nefs kendisinin arzu ve isteklerinin kesilmesine yani tekamül etmeye razı olursa İsmail olur. Ruh o zaman Hazreti İbrahim olur. Ruhta İbrahimiyet tecelli eder. Yani ruh dirilir. Hani Hazreti Yakup'un gözlerinin açılması gibi. Çünkü gönül karanlıktan çıkmıştır. Artık nefs koruk halden üzüm haline geçmiştir. Mevlana Hazretlerinin buyurduğu gibi nefs koruk halidir üzümün. Yani ruhun koruk halidir. Yani hani koruk üzümü aldığımızda ağzımıza nasıl çiğner ne kötü diye atarız o halidir. Nefs tekamül edince üzüm haline gelir. Öyleyse bu hale gelebilmesi için nefsin bu tekamüle razı olması lazım. Hani doktora gittiğimizde doktora mesela sigarayı bırakmak üzere gittiğimizde ilk soru şunu sorar. Hakikaten istekli misin diye. Yani nefs ya bir sıkıntıya girmeye istekliyse tekamül eder. Nefs bütün gün bu sohbetleri dinleyip de hoş ver bana bir şey olmaz. Nasıl olsa Allah Rahman ve Rahmet sıfatına sahip. Nasıl olsa beni affeder diye hiçbir tekamüle girmeden, hiçbir halini değiştirmeden olduğu gibi eski haliyle kalırsa o zaman bu derslerin ona hiçbir faydası olmadığı gibi bilakis zararı olur. Çünkü devamlı çatışacaktır derslerle nefsaniyet. Bu dersler nefsaniyetle devamlı çatışacaktır. O bakımdan onun Hazreti İsmail gibi tekamülü artık ben razıyım, bu halimi sevmiyorum demesi lazım. Belki bu hal biraz bizim kendimizde kusur görmeye başladığımız anı anlatıyor. Yani levvame makamını, nefsin levvame, kendimizi levmettiğimiz. Hani ben de çok mükemmel değilim canım, benim de hatalarım olabilir dediğimiz an Allah-u Azimüşşan'a göre diriliş anı. İşte şu an diyor, o an dirildiniz. Yani kendinde bir kuvvet-i kudret olmadığını idrak ettiğiniz an insan ölü halden diri hale geçer. Aslına bakarsanız bunun başı da bu, sonu da bu. Yani sonunda da şu, sadece şunu düşünüyorsunuz. Aslında bende hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kudret-i kuvvet onda, yapan yaptıran o. İşte bu hal üzerinize hal haline geçtiğinde de yani methedilseniz de önemsemiyorsunuz. Çünkü methedilen Allah, ben yapmadım ki diyorsunuz. Zemmedilseniz de önemsemiyorsunuz. Çünkü orada diyorsunuz ki zemmetmek hakları, Allah'ın bendeki bu kadar çabasına rağmen bende çirkinlik varsa onu da zemmederler hakları diyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir şey size tesir etmez hale geçiyor. İşte bu hale cennet hali deniyor. Çünkü cehennem bu dünyanın bize tesir etmesidir. Sıkıntıya sokmasıdır bizi. Var mı efendim sormak istediğiniz herhangi bir şey? İmdi Hak Teala onu Rabbi katında hoşnut olmakla vasfeylemekle İsmail ayağından kendisinin dışındaki şeyler üzerine fazıl olmuştur. Ve ey nefis, Rabbine rücu eyle denilen her nefis de bunun gibidir. İmdi Hak Teala nefsi mutmainneye ancak onu davet eden Rabbine rücu etmekle emreyledi. Böyle olunca nefis dahi raziye olduğu halde Rabbini külden arif oldu. İmdi sen ey nefis, bu makam onların mülkü olması haysiyetiyle benim kullarımın arasına gir. Şu halde burada zikredilen kullar Rabbini bilen ve ondan gayrı Rabbe nazar etmeyen kuldur. İşte İbrahim'in makamı Rabbinden başka bir şeye yüzünü, kalbinin hem olan yüzünü Rab'dan başka bir yere
dönmeyen sultanlardır. Bu makama nefsi mutmain diyoruz. Tekrar bir hatırlarsam, nefsin ölü makamına nefsi emmare diyoruz. Emmare de emre diyoruz. Emir halindeyiz. Sen yap, sen git. Çünkü önemli olan benim. Başkası hiçbir kulun önemi yok diyoruz. Bu hale Allah, sen benim indimde ölüsün. Zerrece değerin yok diyor bu haldeki insan için. Öyleyse dikkat edelim. Emir sigası başladığı anda kelimelerimizde anlayalım ki bizde bir hata var. Yani oraya çok dikkat etmek lazım. Onun için kalp kırmadan sevgiyle muamele etmek ne kadar güzel. Şimdi bu halden Levvame'ye geçtik. Artık bende bir kusur var diyoruz. Ya ben de çok mükemmel değilmişim, hatalar yapabilirmişim diyoruz ama hemen dönüyoruz. Gene de ben diyoruz. Şimdi bu ben halinin en güzel örneği. Ben birçok arkadaşımda öyle deme, ben çok mütevazıyım dediğini duyduğumda buraya dikkatinizi çekeceğim. Tevazu, yani karşısındakine iki büklüm olmakla olmuyor arkadaşlar. Tevazu, kendine hakaret edene de kızmamak. O hale gelmek lazım. Halbuki biz aman bana yapılmalı mıydı havasındayız. Ben bunu hak etmedim ki. İşte bu hal Levvame'de oluyor. Levvame evet kendi hatalarını biliyor ama gene de ben diyor. Biraz ilerlersek Mülhime'ye kadar ilerliyoruz. Bunları kendi çabamızda yapabiliriz. Mülhime'ye kadar kendi çabamızda geliriz. Mülhime makamında şeyh varmış. Şeyh. Çünkü ibadet ediyor. Allah'ını tanıyor, biliyor, idrak ediyor ama mesela halka hizmet ediyor, gelip anlatıyor. Ben bugün çok hizmet ettim. Bu hal mülhime. Kim hizmet etti? Allah ettirdi sana. Ben yok ki. Bende bir kuvveti kudret yok. Hizmet etmek için canını verecek insan var da önüne el açan yok. Allah sana birini el açtırdı ve bu şekilde sana sevgisini ishar etti. Allah kulunu sevdiği zaman onun önüne birini el açtırır. Sen de ona yardım ettiğin zaman Allah'tan nida gelir. Kulum ben seni seviyorum. İşte bunun manasıdır bu. Yoksa ben hiçbir şey yapmaya yetkili değilim. Bu mutmainnede, mülhimede hala ben var. Cami yaptırırız, adımızı kocaman yazarız. Şunu yaptırırız, onun adına yazarız. Bunlar hala birazcık ben var. Yaptır, yazmayalım mı? Belki de yazınca tabii elham okunması açısından iyi bir şey ama yine de mesela ailesinin adını yazdırmak daha makbul herhalde yahut başka bir şey. Ve bundan sonra artık kulun tek başına o hayvaniyet mertebelerini aşıp insaniyet mertebelerine gelme hakkı yok arkadaşlar. Burada mutlaka bir mürşid-i kamil lazım. İki şekilde diyor Hazreti Veled, iki şekilde senin o muazzam deryadan küçücük bardağına giren su kirlenir. İki şekilde bunu temizleyebilirsin. Ya bir mürşit atar senin bardağını kırar ve senin suyunu deryaya katar. Yahut da bir Allah'ın cezbesi gelir, vurur seni geçer, bardağını kırar, seni tekrar oraya katar. İşte bu iki şekil sonucunda senin mananın Allah'ın manasında yok olması haline mutmainde Allah'ından emin olma mertebesidir. Bu mertebeye gelen insanda artık geri dönüş olmaz. Hayvaniyete dönüş olmaz. Hata olur, yanlış olur, özür diler. Hepimiz kuluz. Kul olmaktan zevk alır ama Allah'tan başka yere gönlünü döndürmez. İşte mutmainde mertebesinin en güzel örneği Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim, onun nefsi olan İsmail, mutmainneyi temsil ederler. Mutmainnenin üzerindeki mertebeler mutmainnenin içindedir zaten. Kendiliğinden zuhur eder. Yani Allah'ından emin olan kişi artık rıza gösterir. Razı olur. Hadiselerden memnun olur. Şikayeti hayatından çıkarır. Şikayeti terk eder. Onun için hep anlatırım. Bizim derviş bir dostumuz doktora gitmiş. Doktor da sormuş ne şikayetim var diye. Haşa demiş dermiş. Adam da şaşırmış hani buraya niye geldi, hiçbir şikayeti yoksa gibi.
Yanındaki getiren oğlu demiş ki, annem derviştir, hiçbir şeyden şikayet etmez. İsterseniz neren ağrıyor diye sorun, o zaman cevap verir demiş. İşte derviş şikayeti hayatından kaldıran kişidir. Zaten derviş kelimesi çok ulvi bir kelime, yani ona ulaşmak çok zor da hani biz çerviş olanlar için bahsediyorum ben. Şikayeti kaldırmak lazım. Rıza mertebesinde hiçbir şikayet olmaz. Sevgiliden gelenden memnun olmak vardır. Bu kadar ütopik bir şey değil bu. Yani olan bir şey görüyorum acizane. Beraber olduğunuz zaman ve Allah aşkı içinizde bütün kuvvetle geçtiği zaman hadiseler geliyor. Hafifçe sizi erozyona uğratsa da ana damarlara bir şey yapamıyor. Hocam çok üzüldüğü bir gün, çok büyük bir felaketle karşılaşıp şeker hastalığına uğradığı zaman Kenan Rıfai Hazretleri, efendim size ne oldu dediklerinde demiş ki, inciye bir şey olmadı, kabuğu zarar gördü demiş. Onun için dervişin incisine dokunulmaz. Yani içinde huzursuzluk diye bir şey oluşmaz. İçinde sıkıntı oluşmaz. Ama vücutlar hadiselerden tesir görebilirler. İşte bu makam rıza makamıdır. Yine Kenan Rıfai Hazretleri'nin çok öksürdüğü bir devrede annemin, aman efendim çok öksürüyorsunuz, bir dua buyursanız da öksürüğünüz geçse dediğinde, aman Allah'ımdan gelen bir misafirden şikayetçi mi olayım meşgule dediğini gayet iyi hatırlıyoruz. Demek ki rıza makamında insan hastalığı Allah'ın misafiri olarak görür. Tabii bu durumda da aklıma sadece Hazreti Ebu Bekir geliyor. Öyle bir makama erişmiş ki hastalık vücuduna tesir etmez hale gelmiş. Demişler ki, efendim sizi doktora götürelim, hiç ellemeyin, hastalığı veren alır demiş. Yani acıyı çekmezseniz doktora da ihtiyaç duymuyor. O seviyede, biz o seviyede değiliz. Bunun üzerinde, yani insanın rıza mertebesinin üzerinde, raziye mertebesinin üzerinde artık insanın erişeceği bir mertebe yok. Ama arkadaşlar, lütfeder, tecelli eder, tenezzül eder, bizim halimizden memnun olur. Aslında bizde tecelli eder, kendi halinden memnun olur da kendinden razı olmayı bize gösterirse, yani Allah bizden razı olursa bu mertebeye marziye, merdiye, mert mertebesi gelir. İşte bu mertebede Rabiatül Adviye Hazretlerine göre artık kadınlık, erkeklik, dişilik bunlar kalkar. Bu mertebe mert mertebesidir. Burada cinsiyet asla olmaz diyor Hazreti Rabiatül Adviye. Zaten o kendisi de bunu çok güzel göstermiş. Bütün hayvanlarla beraber yaşamış. Karşısında insanlar iki büklüm olmuş. Halbuki o bir garip kadın. Demek ki insanın karşısındakinde hürmet sağlaması için Allah'ın onda tecelli etmesi lazım. Bilgi sahibi olmasıyla hürmet sağlanmaz. Marka giymekle hürmet sağlanmaz. Şık olmakla hürmet sağlanmaz. Hiçbir şeyle hürmet sağlanmaz. Ancak Allah bizde tecelli ederse ancak o zaman hürmete şayan olur. Bunun üzerinde bir tek mertebe var Hazreti Muhammed'e ait. Ona safiye deniyor. Safiye mertebesi. O mertebe nefsin tamamen sustuğu, nefis kalmadığı, ondan Allah'ın konuştuğu, ne olduğu mertebe. Allah onu anlamayı nasip etsin inşallah. Ve ey nefsi mutmainne, benim cennetime gir ki benim setrim onun iledir. Halbuki benim cennetim senden gayrı değildir. Zira sen zatın ile beni örtersin diyor Allahu Azimüşşan. Yani Allah'ın ismini biz eksikliğimizle örtüyoruz. Biz kendimizdeki eksiklikle. Ben bunu şöyle anlatabiliyorum en güzel kendime. Diyorum ki, Luna Park'ta aynalara girdiğinizde ortada bakan kişi bir aynada kendini kısa görür, bir aynada uzun görür. İşte ayna bozuk olduğu için ortadaki kişi kendini eksik görür. Ve ne tarafından bakıyorsa ancak o tarafı görür. İşte Allah'ın bizim bozuk aynalarımızdaki tecellisi de aynen böyledir. Orada Allah'ın isminde bir eksiklik yoktur. Bizim aynamız yanlıştır.
aynamız hatalıdır. Eksiklik bizdedir. Aynayı pasından temizler, pırıl pırıl yapar. Yani içimizdeki korkular, hüzünler, sıkıntılar atarsak, bütün bunların sebebi kula bağlanmakla alakalı. Kulaşları bağlandığımız zaman korkular, hüzünler, sıkıntılar oluyor. Kuldan el çekip Allah'a dönersek, etrafımızdaki kulların da bize sadece emanet olduğunu, ömrümüz boyunca onlara bakmakla yükümlü olduğumuzu, ona bakarak da Allah'a yaklaşacağımızı idrak edersek, bu dünyada hiçbir şeyin sizi üzmesi asla ve asla mümkün olamaz. İşte bu mutmainne makamında onlar için haf ve hüzün yoktur ayeti Zümre'de. Hüzün olmaz onlar için. İsmail kendi dışındaki varlıkların ayağında Allah'ın Rabbinin katında ondan razı olduğunu beyan etmesiyle üstün oldu. Bir nefis, yemin ederim ki bir nefis, ben Allah'tan razıyım ibaresini kullanırsa o nefis üstün, âli nefistir. Yani Allah'ımdan memnunum ve razıyım. Ben çok seviyorum Nizami'nin o ben onlayım, o bende sana ne diyor ya ilahisinde. Yani o ilahi beni çok meslediyor. Yani ben Allah'ımdan razıyım. Hadiseler gelebilir, memnunum. Ben bunu hep çok anlatıyorum. Bıktığınız zaman cüce yeğenimde çok gördüm. Yani onun Allah'ından memnun oluşu beni o kadar etkilemiştir ki. Çocukların arkasından cüce cüce diye alay ettiklerini hatırlıyorum. Hiç ses çıkarmaz gülerdi. Ben araya girerdim duymasın diye. O hiç etkilenmez. Beraber yaşadım çok iyi biliyorum. Hiç etkilenmez. Bir kere sadece. Çok böyle gelip orasını burasını elleyip saçını çeken çocuğa yetişemedim. Ona şöyle dediğini duydum. Sakın yapma. Senin evladın da olursa çok üzülürsün sonra. Ben dayanamam dediğini duydum. O kadar. Yani bu kadar Allah'ından memnun olmak, bu kadar ömrü boyunca arkadaşlar hiçbirimizin yaşayamayacağı bir hayat yaşadı. Yani hepimiz ne kadar büyük zevklere sahibiz. Giyiniyoruz, süsleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz. O şu kadar bir kız yani. Hepimizden daha mesut. Ve ben bu zevki satamam dedim. İşte Allah'ından razı olma makamındaki insandan Allah ya Allah da razı olur. Biz bu makama gelsek, çünkü kendimizdeki hiçbir değerin farkında değiliz ve şükür diye bir şey yok bizde maalesef. Ayet kelimede İsmail ehline namazı ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında hoşnut idi diyor. Aksi halde her varlık belirttiğimiz gibi kendi Rabbinin katında hoşnuttur. Her nefis kendi Rabbinden tatmin ve razı, onun katında da beğenilmiştir. Ha, şimdi burası çok önemli, burası çok çok önemli, dikkatinizi çekeceğim. Şimdi ben, ki Allah korusun, şaki olsam, benim Rabbim şakiliğimden hoşnut olan bir Rab olacak, başka türlü yaşayamam. Yani benim yaşayabilmem için benim inandığım Rab benim gibi olmak zorunda. Öyleyse her nefis, yani Allah'ından hoşnut olan her nefis hakiki Allah'ın istediği nefis değildir. Ancak mutmainne olmuş. Yani yapanın, yaptıranın Allah olduğunu, o Allah'ın da hiçbir zaman görünmeyen, bilinmeyen Allah olduğunu idrak eden nefis Allah indinde makbul. Yoksa birini öldürüp ben doğru yaptım, bunu namus uğruna yaptım, kendim haklıyım, benim Rabbim buna emrediyor, namus için git öldür diyor diyen nefisin mutluluğu Allah'ın indinde makbul değildir. Anlatmaya çalıştım. Acaba anlatabiliyor muyum? Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa burası çok mühim. Buyur canım. Burada. Maşallah bugün de rahmet değil mi? Rahmet günü herhalde yani çok şükür. Buyurun. Ben duyuyorum biraz. Kulluğu Rab makamına mı yapıyoruz, Süphan makamına mı yapıyoruz? Ondan herhalde. Kulluğu Süphan makamına yapıyoruz. Kullu hocamın şiiri var. Süphan hiçbir zaman bilemediğimiz, hiçbir zaman kendisinin de bilinmek istemediği, tanıyamadığımız Allah'a taparız biz. Ama isimleriyle ve sıfatlarıyla gördüğümüz
İnsan-ı kamillerde tecelli eden Allah'a da hizmet ederiz. Kulluğu müminlerin bir ulu süphanedir diyor hocam. Hizmeti dervişlerin er olan insanidir diyor. Taptığın Allah'tır ama onun tecellisi olan kamil insana da hizmet ederiz. O çok önemli. O Rab'dır. İnsan-ı kamil Rab ismiyle, Allah'ın Rab ismiyle tecelli eder. Ama dünyada Allah'ın süper ismiyle tecelli eden hiçbir varlık yok. Anlatabiliyor muyum? O zaman şey gibi, kulluğu süper makamında yapıyoruz ama idrakimiz Rab makamında. Evet, çok doğru. Başka soru var mı? Çok mühim bir soruydu. Buyurun arkada. Ağzınıza iyice tutar. Biraz önce verdiğiniz örnekte namus için öldürdüm diyen kişinin Allah'ın ondan razı olması için ne demesi gerekir? Nasıl olması gerekir? Bir kere öfke için, bir kere insan öldürmek diye bir kavram olmaması lazım. Ancak belli şartlar içerisinde kendini korumak için savaşmaya Allah izin vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Kendimizi koruyun. Onun isminde öyle bir, sadece öyle bir isim ve ezelinde de katillik varsa, ki Allah'ta da bu isim var çünkü bizim nefislerimizi katlediyor. Böyle bir isim varsa onun Rabbi o isimdir. Kahhar ismidir. Herkesin Rabbi kendindeki Allah'a ait isimdir. Onun için onun ismi onun yaptığından memnun olur. Anlatabiliyor muyum? Ama Allah'ın hakikati, süphan olan Allah ancak mutmainne mertebesindeki nefisten memnun olur diyor Hazreti Allah Kur'an'da. Anlatabildim mi? Var mı başka? Buyurun. Ağzınıza yaklaşın. Pardon, tekamül denilen şey buradan mı başlıyor? Zaten? Tekamül denilen şey doğduğumuz an başlıyor. İsminiz adına dediğiniz gibi Şaki diyelim bir ismi var. Onun adına hizmet veriyor. Evet. Fakat idrak etti, Sübhan'ı idrak ettiği anda asıl tekamül orada mı başlıyor? Eğer acaba onun ismi neyse ona göre hizmet verir. İsmi değişmeyeceğine göre hizmeti de değişmez. Ama eğer Allah onda cemali tecelli nasip etmişse o katilliğini ancak savaşta Allah için yapar, o zaman da kahraman adı altında anılır, cemale döner ismi. O zaman tabii doğruyu yapmış olur. O zaman Allah da ondan memnun olur. Ama bu da ezelinde vardır, yani kaderinde varsa olur. Anlatabiliyor muyum? Yani Ebu Cehil'in değişmesinin imkanı yok, onu söylemeye çalışıyorum. Ebu Cehil'in tekamülü Ebu Cehilliğini arttırmasıyla olacak. Ve büyük ihtimalle bu tekamülü arttırarak Allah'a ulaşacak. Buradaki tek fark idrakli ulaşmakla idraksız ulaşmaktır. İdrakli ulaşan Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyorlar ki ben öbür dünyaya gittiğimde Ebu Cehillerden özür dileyeceğim. Diyeceğim ki onlara siz hiçbir zaman benim duyduğum zevki ve aşkı duymadınız. Allah bunu bana nasip etti. Şimdi burada çok mühim bir sır var. Biz burada eğer gelip ders dinleyip bu zevki duyabiliyorsak biz dünyanın en şanslı kullarıyız. Bizim duyamayanlara karşı 10.000 kat mesuliyetimiz var. Biz devamlı tekamül için uğraşmalıyız. Biz devamlı Allah lafının ağzımızdan düşmemesi için uğraşmalıyız. Biz kalbimizin yüzünü başka yöne çevirmek hakkına sahip değiliz. Çok güzel bir örnek vereyim size. Bir ablamız, ben onun evliyadan olduğuna iman ettiğim bir ablamız. Maddi durumu da çok iyi değil, kendisi bir ayna almış. Ayna biliyorsunuz çok mübarek bir şeydir. Kendi güzelliğini seyret anlamındadır. Hazreti Yusuf'a giden hediyedir ayna. Ayna almış, çok eski antika bir ayna. Tabii parasını da taksitlere bölmüş. Depremde de ailesi öldü, bir tek oğlu kaldı. Oğluyla birlikte evlerinde yaşarken yine deprem olacak diye dışarı çıkmışlar. Ablam da aynayı almış, çıkartmış, koltuğun üstüne koymuş. Çok dikkatle de sarmış sarmalamış, daha borcunu bile ödemedim bir şey olmasın diye. Fakat oğlu bir saatten sonra sıkılmış, Ahmet burada mı bilmiyorum. Demiş ki gireyim içeri artık yatayım anne, ben o deprem falan olmaz herhalde demiş. Girmiş doğru koltuğun üstüne, aynanın üstüne, ayna parça 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 olmuş. Şimdi kendisi bunu anlattığı zaman benim kız kardeşim dedi ki Allah sevdiğini yakın markajı alıyor, bunu anladım buradan.
Şimdi buradan anlaşılıyor ki Allah sevdiğinin hiçbir şeye, hiçbir bırakın yani evladına, eşine, çoluğuna, buna tabii onu sevsin ama onu böyle titizlikle korumaya almasından hoşlanmıyor. Çünkü kalbin ona dönmesini istiyor. Çünkü diyor ki ben sana dönüyorum. Yani ne kadar güzel Beyazıt Bestami Hazretleri'nin, Sultan'ın bir şey anlatıyormuş bir imam. Nasıl cehennemlik olduğumuzu falan anlatıyormuş. İçeri girmiş Sultan çok üzülmüş. Demiş ki imam Allah vallahi bir tek soru soracak öbür tarafa gittiğimizde. Ben ömrünüz boyunca sizinleydim. Siz neredeydiniz? İşte mesele burada. Onun benle olduğunu idrak ettiğim anda ben zaten başkası olmuyor hayatımız. Başka kalkıyor. Onu belki yani kendi ismimizin idrakine varmak mı oluyor burada o zaman? Evet, ismimizin idrakine yani bunun içinde ben şunu da anlayamıyorum. Bazıları soruyorlar benim ismimle ona göre hareket edeyim. Ben bu nefsin hangi mesabesindeyim? Ben neredeyim? Bunların hepsini aklımızdan çıkaracağız. Ben hizmetçiyim kardeşim. Ne kadar hizmet ettim bugün? Ne kadar Allah bana hizmet fırsatı verdiyse o kadar şanslıyım. En yüksek mertebedeyim. Ama ertesi gün ne olacağım gene de belli değil. İşte bu hale gelen insan hakikaten tekamül etmeye başlamıştı. Teşekkür ederim hocam. Buyurun canım. Hocam siz dün Peygamber Efendimiz'in huzurundayken bir evlat edinmesi için dua ettiğinizi, o darbeyi o şekilde aldığınızı bir ihtar olarak nitelemiştiniz. Şimdi insanı kamillerin de bizim gibi avamların bu dua konusunda bir farkı yok mu? Yani biz orada edebilir miyiz diye ben düşündüm. Bu soruyu soruyorsanız edebilirsiniz demektir. Estağfurullah. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında hiçbir duada ısrarcı olmamak lazım. Diyor ki duada ısrar Allah'ın rahmiyle ilişkimizi keser. Yani ben Allah'ın takdirine ters düşen bir istek. En güzel dua galiba. Sen hepimizin hakkında hayırlı olanı en iyi bilensin. Ben sadece sen dua et dediğin için senin emrin ve seninle konuşmanın zevkine varmak için ellerimi açıyorum. Ama sen bilersin. Çünkü Hazreti Mevlana diyor ki sen bir istersin 10 milyon verecek. Niye kısıtlıyorsun? Niye kısıtlıyorsun? Hiçbir şeyi kısıtlamamak lazım. Sen bana en iyi bilensin demek çok iyi. Ama evladı biraz insan yani çok fazla dua etmesini istemiyorlar herhalde. Ben çok yaşadım çünkü. Var mı başka efendim? Buyurun. Hocam ben şeyi merak ediyorum. Anlattıklarınız içinde Peygamber Efendimiz'in tam emin olarak söyleyeceğim kitaplardan okudum. Benim ümmetim eğer yani Kur'an kurallarına uyarsa askalanmaz diye bir sözü var. Galiba doğru değil mi? Evet. Peki o zaman insanı kâhir ya da işte bu şeyi zevkle yaşayanların bazıları Peygamberimiz de hastalanmış. O hastalık, o hastalık değil. O hastalık yani kalbi hiçbir zaman kararmaz demek. Peygamber Efendimiz söyledi ama biliyorsunuz kalp kararınca maddi hastalıklara da sebep olur. Yani eğer kalbinizi temiz tutarsanız hastalıklardan korunursunuz, o muhakkak. Bakın bütün doktorlar değil mi şimdi burada doktorların önünde hürmetsizlik etmeyeyim. Bütün doktorlar bütün büyük hastalıkların vücudumuzu çok aşırı yormaktan, yıpratmaktan, rahatsız etmekten ileri geldiğini söylüyorlar. Bugün sabah televizyon dinliyordum. Çalışma şartlarının değişmesi kanseri arttırıyormuş. Gece çalışmalar, aşırı yorulmalar. Demek ki vücut yıpranmaması lazım. Yıpranmaması için de Allah aşkının çoğalması lazım ki o yıpranan yeri hemen merhem gibi silsin ve toparlasın. Anlatabiliyor muyum? Öyleyse hastalık kalbi hastalıktır, hakiki hastalık. Onun dışındakiler önemli değil. Buyurun canım.
Ezeli ismi hakkında ben soruşturdum. Mesela hani hayatı boyunca insanı kâmil olarak yaşamış bir bölüme kadar sonrasında ismi değişebilir mi? Hayır. İnsanlık ezeli şakiler, şaki şakidir anasının karnında, Sayit Sayit'tir anasının karnında. Sayit ve Şaki asla değişmez. Biz değişiyoruz. Bizde zaten bak cehennem ne demek biliyor musun? Senin adında merhamet varsa ve sen merhametsizce bir davranışta bulunuyorsan öfkene kapılıp işte senin içinde cehennem kurulur. Öyleyse asıl iki grupta asla değişme olmaz. Hazretlerinin bir sözü var. Ben geçmişimden değil geleceğimden korkuyorum. Hayır, geleceğimden değil geçmişimden. Öyle mi? Evet. Geleceğimden korkmam diyor. Geçmişte ismim neyse o zuhur edecek, ondan korkuyorum. Şimdi burada çok önemli bir şey söyledin, onu da anlatayım, öyle geçeyim. Benim en sevdiğim Mesnevi'deki hikayelerden biri olmuş bir şey. Hazreti Ali, siz bilirsiniz, Hazreti Ali'ye İbn-i Mülcem geliyor. Efendim ben size aşık oldum. Ciddi size aşık oldum. Her şeyimle huzurunuza geldim, hizmet etmek istiyorum. Hazreti Ali bakıyorlar. Sen beni öldüreceksin diyorlar. İbn-i Mülcem diyor ki, siz olamaz öyle bir şey. Ben o kadar çok sizi seviyorum ki, lütfen siz beni öldürün eğer öyle bir şey varsa. Hazreti Ali diyor ki, kaderimi mi bozmaya kalkışayım? Allah mahveder beni. Benim kaderimde senin tarafından öldürülmek var diyor. Bak adam esası şaki, insanı kamili öldürmek üzere bu aleme gelmişken bir devre cezbeye kapılıp sayitliğe dönebiliyor. Nice şakiler bir anda sayit, nice sayitler bir anda şaki. Ama sonra ne oldu? Gene kışkırtmalara uğradı ve Hazreti Ali'yi öldüren kişi o oldu. Değişmiyor arkadaşlar. Şimdi size dokunan, acı çekeceğiniz bir kaderde anlatılsa, yani onu yapmamaya gayret edersiniz. Elinizde değil. Kader asla değişmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Öyleyse ismi neyse o sonunda mutlaka zuhur edecektir. Bu alemde olmasa da öbür alemde. Bir kere tekamül bu alemde bitmez. Öbür bu aleme tekrar tekrar da gelinmez. Öbür alemde biter. Öbür alemde Allah-u Azimişan'la karşılaştığımız zaman tekamül biter. Orada hakikatimizi göreceğiz. Ben onun için ateist ölenler için hep o geceler dualar ederim. O korkunç manzarayla karşılaştıklarında inşallah kuvvetle Allah diyebilsinler diye. Çünkü Allah-u Azimişan buyuruyor ki ateist bir kere Allah dese kurtarır cehennemden. Ve Allah-u Teala ey mutmain nefis sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön diye buyururken sadece bir kızın nefse değil bütün nefislere, bütün varlıklara hitap etmektedir. Allah bu nefislere külden ibaret olan Allah değil, kendilerinde zuhur eden Rabbi haslarına dönmeyi emretmemiş midir? Onların bu Rableri kendileri çağıran ve onların boyun eğdiği ve külden tanıdıkları Rabler değil midir? Sonra onlara şöyle demiştir, kullarımın arasına giriniz. Yani Rablerini tanıyıp onlardan hoşnut olan, fiilleri de Rablerinin katında beğenilen ve sadece Rablerinden üzerlerine akan feyzi talep eden kullarımın arasına giriniz. Ardından cennetime giriniz buyurdu. Buradan da anlaşılıyor ki Ebu Cehil'in cenneti cehennemdir. Yani Ebu Cehil peygamberin olduğu bir cennette rahat edemeyeceği için onun rahat edeceği yer cehennemdir. Bizim cehennemimizdir. Peygamberin cehennem diye tarif ettiği yerdir. Şeytanın yakınıdır. Dolayısıyla herkes kendi aslını ister. Ateştensek ateş isteriz ve eğer biz hakikaten yokluk ve hiçlik ehliysek nur isteriz. Gene yakılan insanlardan bahsetmek istiyorum. Ben çok üzülüyordum. Yani niye böyle yapıyorlar? İşte topraktan geldik, toprağa gidelim, hiç olmazsa vücudumuz da faydalı olsun, bizden yeşillikler üresin diye hep düşünmüşümdür. Ama özellikle ben yakılayım diyen insanlar var. Onlardan anlıyorum ki ateş ehli ateş ister. Kibir ehli kibir ister.
Mütevazi olan tevazu ehlini sever. Herkes kendine yakın olandan hoşlanır. Ve herkes kendi ismiyle peygamberini anlatır. Çünkü peygamber bütün isimlere sahiptir. O sultanlar sultanı. Ama mesela Hazreti Ebu Bekir'e sormuşlar, peygamber nasıldır demişler. Sultanım demiş ki, ay çok sadıktır, bilmiyor musun demiş Veysel Karani Hazretlerine. Arkadan Hazreti Ömer'e sormuşlar, ay çok adildir demiş. Hazreti Osman'a sormuşlar, ay baştan aşağı edep o sultan demiş. Bir tek Hazreti Ali. Bir tek Hazreti Ali, hep anlattım ama şimdi sırası da geldi. Kabe'nin içinde doğan yegane kişidir Hazreti Ali, sultanım benim. Kabe'nin içinde doğmuştur. Bugün onu çok sevdiklerini iddia edenlerin Kabe'ye gitmemeleri de bir enteresan. Çünkü sahiplerinin doğduğu yeri reddetmiş oluyorlar dolayısıyla. Ve Kabe'den içine girip de peygamber tarafından ya Ali omuzuma çık dediğinde Hazreti Ali'nin haşa ben kim oluyorum ki sizin omuzunuza çıkayım buyurduğunda ya Ali el emri fevkal edep, benim emrim senin edebinden üstündür ya Ali, çık omuzuna, çıkıyor omuzuna. Yere baktım diyor, her yer kademi Resulullah ayakları. Hizama baktım, her yer sadrı Resulullah. Yukarı baktım, her yer cemali Resulullah. Vallahi Veysel, ondan başkası alemde yok diyor. O zaman Veysel Karani iki büklüm olarak diyor ki, yemin ederim yalnız sen görmüşsün ya Ali. Peygamberi yalnız sen tanımışsın, sen bilmişsin diyor. Yani dolayısıyla insanın peygamberini tanıması için ne diyor? Hazreti Ömer seni seviyorum ya Muhammed dediğinde beni anandan, babandan, çoluğundan, çocuğundan, her şeyinden çok seviyor musun diyor. O zaman beni sevdiğini iddia etti. Gene Fihi Mafih'te ya Muhammed seni seviyorum deme deme diyor. Ay nasıl bir sultan bu peygamber. Tekrar söylüyor. Vallahi seviyorum. Değil mi? Tekrar söylüyor. Yemin ederim ki seviyorum. Öyleyse yandın diyor. Her şeyini elinden almadan seni bırakmam. Seni Müslüman yapmadan bırakmam. Yapayalnız kalmadan. Yani bugün mülk kimin sorusuna Allah'ım senden başka hiçbir şeyim yok demeden seni bırakmam. İşte bizim öyle bir peygamberimiz var. Ancak ona döndüğümüzde mutmain olan kul oluruz inşallah. Allah beğen. Yani Rablerini tanıyıp ondan hoşnut olan fiilleriyle Rablerinin katında beğenilen ve sadece bu Rablerinden üzerlerinden akan feyzi talep eden kullarımın arasına giriniz, cennetime giriniz buyurdu. İbnül Arabi bunun kendisiyle gizlendiğim cennetim şeklinde yorumlanarak cennet kelimesini örtmek anlamındaki cenne kökünden almıştır. Çünkü bizim huzur hissettiğimiz anda yani cennet huzurdur. Huzur aslına bakarsanız Allah'ın huzurunda olmak demektir. İçimizde bir huzur varsa ben huzurdayım, hiç korkulacak bir şey yok. Yani cennetin örtmesi şudur. Cennet hakkında bir sürü şeylerden bahsedilir. İşte huriler, gılmanlar, zencefiller, akan nehirler. Bunların hepsine diyor baba Bahattin Veled, Mevlana'nın babası. Bunların hepsi Allah'ın cemalinin farklı görüntülerinden başka bir şey değildir. Ama sen o cemali görecek göze sahip değilsen onu huri olarak görürsün. Onu gılman olarak görürsün. Onu yiyecek olarak görürsün. Onu nehir olarak görürsün. Ama bil ki hepsi Allah'ın güzelliğinden başka bir şey değildir. Şimdi ben işte o gene cüce yerimden bahsetmek istiyorum. Ondan bir kulübeye giderdik. Derdik ay bu kadar güzel bir ev mi olur cemal? Ben de ona derdim ki sen galiba Firdevs cennetinde yaşıyorsun. Çünkü aslında köşkler, saraylar, anlatılan köşk saray değildir. İnsan kulübesini huzur içinde giriyorsa orası ona cennetin köşkü demektir. Sarayı demektir. O herkesi çok güzel gördü. Şu adama bak ne güzel yakışıklı derdi. Hiç öyle biri değil adam ama. Kadına öyle. Herkes güzeldi onun gözü. Hiç çirkin dediğini hayatımda duymadım birisi. Onun için insanın cennette olmasının en güzel delili herkesten memnun ve razı olmasıyla alakalıdır. Takılmaz. Ne paraya takılır, ne pula takılır. Zaten diyor ki Ahmet el-Rifai Hazretleri
Eğer bir insanda, çok buraya çok dikkatinizi çekiyorum, bir insanda yarın korkusu varsa, yarın ne olacağım korkusu varsa, boşuna Kur'an okumasın, hikmet o kişinin gönlüne inmez diyor. Demek ki yarın korkusunu hayatımızdan çıkaracağız. Ben şunu düşünüyorum hep, ananın sevgisiyle, Allah'ın sevgisi, Allah-u Azimüşşan böyle diyor, annenin sevgisiyle benim sana olan sevgimi mukayese edersen diyor, köpükle derya gibidir. Annen seni ancak köpük kadar seviyorsa, ben derya gibi seviyorum seni. E beni derya gibi seven Allah'ım beni zorda bırakın. Asla. Ben ancak kendimi zora düşürebilir. Binaenaleyh, hakkın tahayyül eden her bir varlıktaki cenneti, İçinde zatının gizlediği ve örtüldüğü suretidir. Bunun için benim cennetim sensin. Çünkü sen zatınla beni örtersin diyor. Yani ben neden hoşnut oluyorsam, neden huzur buluyorsam o benim cennetimdir. Ve ben bu cennetle Allah'ın hakikatini örterim. Çünkü Allah'ın sonsuz güzelliğini sadece benim idrakime indirmekle onu örtmüş olurum. Allah'ın muazzam güzelliğini sadece benim anladığım güzelliğe indirgemekle onu örtmüş olurum. Allah her mutmain nefse, hakka nispetini ve hakkın kendisindeki nispetini hakkıyla bilen nefis, cennetine girmeyi emretmiştir. Yani onu suretine dönüp bakmasını emretmektedir. Böylece kendisinde gizlediği ve örttüğü hakkı düşünüp, bu suretin hakkın isim ve sıfatlarının kendisinde tecelli ettiği suret olduğunu öğrenir. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Ben şöyle buldum, kendimden anlatayım bu bölümü. Benim edepsizliğim, hoşgörü şu kadar bir insanım. Ancak bu kadar anlatabilirim. Ben tevazuyu çok seviyorum. Oldum mu bilemiyorum ama tek gayem mütevazi olmak. Onun için de belki Ahmet Arifa'ya olan aşırı düşkünlüğüm de buradan geliyor olabilir. Demek ki benim içinde bir tevazu ismi var. Bu ismi ortaya çıkarmak için büyük bir gayret içindeyim. Allah inşallah sonucuna ermeyi nasip etsin. Şimdi ben Allah'ı, Allah'tan en etkilendiğim nokta çok açık söylüyorum. Onun tenezzülüdür. Çünkü ben ancak benim ismimle Allah'ı idrak edebiliyorum. Hani o arkadaşlar buraya çok dikkatinizi çekeyim. Miraç'ta hani ta o Peygamber Efendimiz kendi bütün inancı, imanı, idraki, ahlak-ı Muhammedisi melekeleriyle yükseldiğinde, her şeyi aşıp geçtiğinde, sidreyi de geçtiğinde, hani en yukarı çıktığında, bütün imtihanları verdiğinde, bekle ya Muhammed, Rabbin salatta hadisi var ya, işte benim Allah'a olan aşkımın en büyük tecellisi. Yani orada şu demek isteniyor, ya Muhammed, sen ne kadar yüce olursa olsun, Rabbin tevazuyla sana doğru eğilmedikçe sen onu idrak edemezsin. Rabbin sana doğru tecelli etmedikçe, sana eğilmedikçe, tevazu göstermedikçe, tenezzül etmedikçe hiç kimse onu idrak edemez. İşte Rabbin bu tenezzülü ihtiyaçsızken bize tenezzülü, bize eğilmesi, bizi sevmesi, bizi koruması, biz bütün vefasızlıklarımıza rağmen asla vazgeçmemiz. Bu tenezzülü beni öldürüyor. Demek ki herkes kendinde Allah'a olan çekilişi kendine ait ismiyle yapsa, o zaman Allah'ı idrak etmek çok kolaylaşıyor. İşte bu tenezzülden cömertliğine geçiyorsunuz. Bu tenezzülden merhametine geçiyorsunuz. Bu tenezzülden, bakın, Rahman ismine geçiyorsunuz. Allah'ın büyüklüğüne bakın ki yaratıp bırakmamış. Her nefes Rahman ismiyle tecelli ediyor. Öldürüyor, tekrar diriltiyor. Öldürüyor, tekrar diriltiyor. Yani her nefes kuluna diyor ki, kulum hadi yeni bir fırsat. Hadi unut bütün eskileri. Mevlana'nın dündür cancağızım dediğini dün sanmayın arkadaşlar. O bir nefes öncedir. Bir nefes önce. Dündür cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Her nefes artık yeni bir bakış kazan. Yeni bak. Yeniden beni gör. Yeni idrakinle beni tanı. İşte bunu yapabilen Allah. Ona yani
aşkın ötesinde haşyet ve hayret duymamak mümkün. Onu anlamak izin ancak kendi ismiyle oluyor. O bakımdan isim hem örtücüdür hem götürücüdür. Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? İki isim var demiştiniz siz. Ben yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış anlamadıysam. İki isim demiştiniz. Biri o iki isim olursa, uyarsa iki isim birbirine. İki isim değil o. Şunu demek istiyorum. Allah'ın bir ismimizin şeriatı var. Yani şakiysen sen şakavet yapmakla mükellefsin. Onun şeriatı var. Yani kaderinde öldürmek varsa onu yapacaksın. Ama bu şeriat Allah'ın emrine uymuyorsa o zaman çok işte o insanın işte, anlıyoruz ki cehennemi bir insan. Ama o şeriat Allah'ın emrine uyuyorsa ismi o zaman onda peygamberden bir vasıf var. Meleklik vasfı var demektir. Onu söylemeye çalışıyorum. Hadi. Allah her mutmain nefse Hakk'a nispetini ve Hakk'ın kendisindeki nispetini hakkıyla bilen nefis cennetime gir demiştir. Yani onun suretine dönüp bakmasını emretmektedir. Böylece kendisinde gizlediği ve örttüğü Hakk'ı düşünüp ondan öğrenir. Bu da sufilerin kendini bilen Rabbini bilir ifadelerinde ve Allah Adem'i kendi sureti üzerine yaratmıştır hadisinin anlamıdır. İşte kendindeki eksikliği, idraksizliği bilen kişi Allah'ı sonsuz birliğiyle idrak eder ve kendindeki ismin Allah'ta ne kadar hayranlık verici bir halde zuhur ettiğini idrak eder ve anlar. O zaman da Rabbini bilir. Çok güzel bir hadis bu bence. Ve hocam diyor ki hiçliğini bil yeter. Hiçliğini bilince onun sonsuz birliğini idrak edersin. Sultan Veled bu senenin konusu. Allah onun manasından ayırmasın. Aslına bakarsanız Sultan Veled de kendindeki hiçliği şöyle anlatmış. Ben Allah'ı görüyorum diyor Sultan Veled. Göremezsin diyorlar, kızıyorlar. Vallahi görüyorum diyor. Ben diyor hiçliğimle, yokluğumla onun sonsuz varlığını ve birliğini idrak ediyorum. Bundan güzel görmek mi olur diyor. Öyleyse hiçliğimizi bilmek, onu görmek için yegane fırsattır. Bunu çok iyi idrak etmek lazım. Sultan Veled deyince gene çok etkilendiğim, böyle görünce haşyet duyduğum bir gerçekten de size bahsetmek istiyorum. Sultan Veled'e soruyorlar, mürşidin kim? Başlıyor saymaya, işte Mevlana, Hazreti Şems, Tirmizi, Zerkuvi Hazretleri, Hüsamettin Çelebi, hepsini sayıyor. Diyorlar ne çok insan saydı, mürşid bir tane olur. Diyor ki siz alttaki binek hayvanlarını görüyorsunuz, hepsinin üstünde bir tane padişah. Ne kadar güzel. Ve biliyor musunuz bu saydığım isimlerin hepsinin asıl adı Muhammed. Yani Şems'in asıl adı Muhammed, Hazreti Mevlana'nın asıl adı Muhammed, Burhanettin Tirmizi Hazretleri'nin asıl adı Muhammed. Görüyorsunuz ya üstte oturan Muhammed. Ama onlara bir takım lakaplar takılmış. O lakaplarda o dünyadaki vazifelerini anlatıyor. Şems'in vazifesi yakmak, geçmek. Tirmizi Hazretleri Burhan. Burhanettin Tirmizi, delil göstermek. Hazreti Mevlana efendi, bizdeki nefsi adam ettiği için, bizi kendimiz için de efendi kıldığı için, o nefsin efendisi olması hasebiyle efendi. Dolayısıyla diğerleri lakab, aslı bir tek peygamber, başkası yok ortada. İşte İbnül Arabi'nin terminolojisindeki cennet budur. Bu cennet insanın benliğinin derinliklerine inip suretini düşündüğünde hak ve halkın birliği kendinde keşfolduğunda idrak ettiği büyük mutluluktur. Yani halkı görünce hakkı hatırlıyorsa o zaman o insan gerçekten cennetin içindedir. Yani sevgilim bana bu yüzle gözükmüş, sevgilim o yüzle gözükmüş. Ben geçen 2-3 gün önce işte neydi kızcağızın adı, artist. Onun programında, Gülben Erkel'in programındaydı. Ona şunu anlattığımda ağladı kızcağız. Aslında yani bu o kadar çok duyulmuş bir hikayedir ama ben de anlatırken onun ağlayışından çok etkilendim. Acaba ben ne kadar idrak ediyorum diye tekrar düşündüm.
Sizler de çok iyi bilirsiniz. Adamın birisi mürşidine sormuş, şeriat, tarikat, hakikat, marifet nedir, bunları bize anlatır mısınız demiş. Yani boyuna bu laflar geçiyor tasavvufun içinde. Mürşid de demiş ki, bak şu duvarın kenarlarında oturan dört adama git bir tokat at. Hepsine birer tokat atmış, birinciye tokatı atınca o da kalkmış, ona atmış. İkinciye tokatı atınca şöyle kandırmış, hani bizim yaptığımız gibi, hani şöyle bir bakmış. Üçüncüye tokatı atınca hiç kaldırmamış bile başını. Dördüncüye tokatı atınca kalkmış, elini öpmüş, başına koymuş. Hiç anlamadım efendim, bunlar ne demek? Gayet basit oğlum demiş. Birincisi şeriat. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ilk emri şer'i emirdir. İkinci emri tariki emirdir. Aynı ayette. Üçüncü emri hakiki emirdir. Şimdi şeriatta kısasa kısas var. Toplumun düzenini korumak için kanun koyuyoruz. Yapanları eleştiriyoruz, yapmayın diyoruz. İnsan dışıyla bunu yapmak mecburiyetinde çünkü toplum düzeni bozulur. Ama içinde tarikatteyse, yani Allah'a giden yol üzerindeyse, o zaman yapan yaptıran Allah. Ama zavallı kim aracı oldu diye hala dönüp bir bakıyor. Bu beni üzdü diyor. Öyle biraz mimliyor yani daha. Tarikatte o seviyedeyiz. Hakikate erdiğimiz zaman, yani işin iç yüzünü anladığımız zaman, yapan yaptıran Allah, bu tokadı yediysem ben kim bilir bir zamanlar ne günah işlemişim, ne hata yapmışım, onun cezasını çekiyorum. Ya o tekamülüm için şu anda belki başka bir şey düşünüyordum, tokadı attı beni Allah'a çevirdi. Allah razı olsun der, hakikat ehli geçer. Marifet ehli peygamber, yani İslam, İslam'da marifet tecellisi var. Marifet ehli bir de der ki üstüne üstelik, ah canım, bu bana Allah'tan da, şu gariban aracı bir de benim için günaha girdi. Kalkayım elini öpeyim de bari biraz ödemiş olayım ben. Dolayısıyla işte işin iç yüzüne, yani hakikate ermiş insan hiçbir şey üzerinde durmaz, takmaz. Ama şekliyle, bir de acı olan taraf bu. İçinde hiçbir üzüntü ve sıkıntı duymadığı halde, o karşısındakine de bir kin duymadığı halde, şekliyle de onu uyarmak mecburiyetindedir. Çünkü peygamberin emri bu. İşte onu yaparken çok sıkıntı çeker. Onun adına da sabr-ı anillah diyoruz. Yani her şeyin hakikatini gördüğü halde insanları uyarmak zorunda, arada yapanı uyarmak zorunda oluşuna da insanın sabr-ı anillah diyoruz. Tabii bizim böyle bir hakkımız yok. Biz daha kendimizi terbiye etmekle vazifeliyiz. Bu insan-ı kamillerin hakkı. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Buradan. Şimdi Allah'tan başka hiçbir şey olmadığına göre ve yapan yaptıran Allah, bizim burada cüz'i irademiz ne gibi bir sınırlar içerisinde acaba? Yani bu sorunun tam yeri, bekliyordum zaten. Şimdi yapanın yaptıranın tamamen Allah olduğunu bütün vücudun kabul ettiyse cüz'i irade kalkar. Hemen bir örnek vereyim. Benim çok sevdiğim Sultan Arabi Hazretleri, ama İbn Arabi değil de Melami, son Melami şey, Nurul Arabi Hazretleri, canım Sultan. Onun hepinize tavsiye ederim, muazzam bir şerhi var Mısri Niyazi Divanı ile ilgili. Son Melami şeyi, biliyorsunuz Abdülhamit Han da Melami şeyhliği yapmıştır. Abdülhamit Han Hazretleri de onu davet ediyor saraya. Fakat kendisi gözükmüyor. Arkaya bir odaya saklanıyor. Sorularını hazırlıyor. İçeriden dinliyor. Halk toplanmış. Hazret akıyor. Akın, akın, akıyor. En sonunda, en son soru, cüz'i irade nedir? Şimdiki Nurul Arabi Hazretlerine soruyorlar. Efendim son soru, cüz'i irade nedir? Yoktur diyor Nurul Arabi Hazretleri. Nasıl yoktur diyorlar. Yani çok şaşıyor padişah. Yani bir daha sorun diyor. Yoktur diyor. Bakın diyor. Ben şu anda padişahın huzurundayım. Haddime mi düşmüş aleyhinde bir şey söyleyeyim diyor. Ya da çirkin bir şey yapayım. Hoşlanmadığı bir şey yapayım. İşte benim gibi her an padişahın huzurunda oturan için cüz'i irade yoktur. Ama siz biz uzakta olduğumuz için bizim için var. Bizim için cüz'i irade nedir? Mesela şu bardağı seviyorsak bunu korumaya almamıza Allah izin veriyor. Aslında cüz'i irade insanı mürşide götüren bilgi ve ilimdir. Yani sen
Aklınla, fikrinle, iradenle sıkıntıya girerek Allah'ın istediği şekilde yaşamaya gayret edersin. Bunu daha Allah'ı görmeden yaparsın. Allah'ın seni seyrettiğini idrak ederek yaparsın. İşte orada zorlamaların hepsi cüz-i iradedir. Gene geçen gün anlattım, çok sevdiğim bir hikaye. Bir sabah namazı duydum, midem ağrıyor. Dedim ki bu sabah da kalkmayayım, Allah beni affeder. Ya o yattığım yerden dua edeyim dedim. Yani cüz-i irademi kullanmadım orada. Kafama, benim yan tarafım baştan başa kütüphane, mesnevi indi arkadaşlar. Yani herhangi bir kitap oradan düşebilirdi. Kitabın düşmesi de mümkün değil. Kitaplar duruyorlar şöyle düzgün. Evet, biraz dışarı doğru ama bir sürü kitap var. Mesnevi kafama indi. Bu kadar mı Allah bir kulla meşgul? Kalk eşek der yani. Yani bu kadar mı güzel bir şey olur insanın hayatı? Şunu söylemeye çalışıyorum. Orada cüz-i irademizi kullanacağız. Çünkü sevgili için cüz-i irade kullanılır. Ama bilelim ki külle rapt olanın artık iradesi de Allah tarafından programlıdır. O çok yüksek bir seviye. Bu cennet aynanın suretine bakarak varlığın azametini, güzelliğini ve kemalini idrak etmektir. Fakat bu müminin cenneti değil, Arif'in cennetidir. Çünkü nimeti salt, akli ve ruhidir ki bu da Arif'in hakkın yakınlık derecesine bağlı olan marifetine, hatta kendisi ve hak arasındaki zatî birliği idrakine bağlıdır. Artık Arif'teki cennet anlayışı ruhi bir cennettir. Yani ruh zevk alır. Hani Hazreti Mevlana sormuş, beni nerenle seviyorsun diye. İşte demişler ki, efendim kalbinle öleceksin demiş. Aklımla. Aklın da gidecek. Buramla olmaz, buramla olmaz. Beni ruhunla seveceksin. Sen de baki olan yalnız ruh demiş. İşte o baki olan kısmımız zevk almaya başladı mı o zevk ezeli ve ebedi olur. Ezeli ve ebedi zevk almaya başladığımız zaman biz arif oluruz. Arif nedir derseniz en güzel tarifi biliyorsunuz hacca gittiğimizde Allah nasip etsin herkese. Gittiğimizde Arafat'ta hacımız kabul oluyor. Yani hac eşittir Arafat diyorlar. Çünkü Arafat arif olanın yeridir. Arif kelimesinden geliyor. Arafat neresidir? Adem ile Havva'nın Allah tarafından affedildiği ve barıştığı yerdir. Adem kim? Ruhumuz. Havva kim? Nefsimiz. Demek ki nefis ve ruh vücut içinde birlik sağlar, nefis ruha biat eder ve yok olursa, koruklar üzüm olursa biz arif oluruz. Arif olunca artık ruhumuz ortada. Ruhtan başka bir şey kalmaz bizde. O hal devamlı zevk ruhta olur, meslek ruhta olur, her şey ruhta olur. İşte bu hal insanın arif olması ve ezeli ve ebedi cennete kavuşması demek. Onlar için korku ve hüzün yoktur. Onlar daima mutluluk halindedir. Bunların en güzel örneği Ashab-ı Kehf'tir. Ashab-ı Kehf yedi uyuyanlar. Zannetmeyin ki sadece o devirde 100 yıl uyumuşlar. Her 100 yılda bir Allah yedileri gelir. Bu yediler aşırı mutluluktan ve mutsuzluktan uyku halindedir. Onlara hiçbir şey tesir etmez. Hiçbir şey dokunmaz. Onlar yaşadıkları sürece hiçbir şeyden etkilenmezler. Ay gözün aydın işte sen şu oldun. Ha bakalım hayırlısı olsun der. Şu çocuğu 11 çocuğun gitti gördüm. 11 çocuğu birden ölmüş. Ne yapalım şehit oldu çok şükür derler. Tüylerinin kıpırdamadığını ben gördüm. Tüylerinin. Öyle bir hanımefendiyle tanıştım. Şu kadar anlatayım size. Onun adı Melek Anne'ydi. Kendisi Cebrail tarafından Kur'an öğretilmiş kendisi. Ezbere bilirdi bütün Kur'an'ı. Okuma yazma bilmezdi. Ve yanına gittiğinizde sohbet yapmaya başladığınızda konuş derdi. Derdi ki siz her şeyi biliyorsunuz. Olsun bilmediğim bir şey öğrenirim sizden. Sen anlat derdi. Öyle bir sultandı. Bir gün bir misafiri gelmiş. Herkes Melek Anne derdi ona. Bütün gün oturmuşlar, yemek yemişler, içmişler. Gitmiş adamcağız. Demiş ki o manevi olan kızına bu bey kimdi demiş. Oğlundu anneciğim demiş. Oğlunu unutmuş, manevi değildi, Allah yolunda değildi. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir insan. Şimdi bu insanlar yalnız irtibatlarını Allah'la kurmuşlar. Ama burası çok mühim.
hakiki mutasavvuf oldukları için dünya ile ilgilerini de kesmemiş. Onlar dünya zevklerinden de haberdar. Ama irtibat Allah'la. İşte tasavvufun hakikati budur. Ben mesela bu tür ihvanla Türk filmlerine gittiğimi, onların hüngür hüngür ağladıklarını aşkta çok iyi hatırlarım. Yani hiç ummadığınız, hep erkek kıyafeti giren bir Fatma Hanım teyzemiz vardı. Çarşıda dükkanı vardı. Hep erkek kıyafetiyle gezerdi. O bizi sinemaya götürür ve her aşkta hüngür hüngür ağlardı. Ama mesela her şarkıyı da Allah'a yönlendirir. İşte hakikaten tasavvufu yaşamaya çevirmek lazım. Yoksa ilmiyle öğrenip yük gibi sırtımızda taşımanın bir önemi yok. Yaşam haline gelmeli. Kendimiz ne seviyedeyiz? Hadiseler geldiğinde bakın. Daha sabah kalktığımızda şikayetle başlıyor. O of kelimesi mutasavvufun ağzından asla çıkmamalı. Ah diyebilir ancak. Çünkü ah da bakın ah da elif ve hüve var. Elif ve hüve. Yani elif harfi Allah'ın ahadiyeti, sonsuz birliği. Hüve peygamberde tecelli eden şahsiyeti. Ah dediğiniz zaman Allah peygamber diyorsunuz. Onu anladım. Gene çok etkileniyorum peygamberin ben Arap'ım deyişinden. Çok etkileniyorum, onu da söylemeliyim. Çünkü burada kastedilen Arap değildir arkadaşlar. Arap elif ve Rab'tan oluşmuştur. Bende eliflik ve Rab'lık var diyor peygamber. Yani bende Allah'ın ahadiyetinin tecellisi ve vahdaniyetinin tecellisi. Yani onun böylesine tekliğini ben tanıyorum ama şöylesine birliği benim. Bütün varlıkların birliği benim. Ben bütün varlıklar benim aynamdan tecelli ettiler. Kün feyekün benim diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla bu idrake varınca dün bir soru geldi, onu da biraz izah ederek bir konumu bitireyim ama sorulara cevap vereyim. Efendim dün bir çocuklardan bir tanesi dedi ki Kudüs'te ve işte Irak'ta devamlı mutsuzluklar, huzursuzluklar, felaketler oluyor. Bunun sebebi acaba nedir dedi. Bence acizane bunun sebebi ta Uhud Savaşı'na dayanıyor. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in mübarek dişleri kırıldığında kanı yere akmasın diye elleriyle tutmuşlar. Hiçbir damla kan akıtmamışlar yere. Ta ki Hazreti Fatma Sultan gelip mübarek elini babasının ağzına kapatana kadar, çünkü Allah'ın sıhhat verme tecellisi Hazreti Fatma'dan gelir. Direkt ondan gelir. Allah ondan sıhhat versin bize inşallah. Sonra sorduklarında peygamber demiş ki bir peygamberin bir damla kanı bir yere akarsa orada artık bir daha mutluluk ve huzur zor oluşur, oluşmaz. Şimdi bunun sebebi de peygamberde Adem'i tecelli vardır. Hazreti Adem'in nuru, Allah'ın nuru, nuru ilahisi, Adem tecelli. Adem kelimesine de bakarsanız orada da elif ve dem harflerinden oluştuğunu görüyoruz. Yani Allah'ın ahadiyeti var, bir de kan var, dem kan demek. Demek ki o eliflikten o kan ayrılıp yere akarsa o zaman orada huzur ve mutluluk olmuyor. Elifliği gittiği için. İşte Kudüs'te Hazreti İsa'nın kanı, Irak'ta Hazreti Hüseyin'in kanı oraların mutlu olmasını zorlar. Ve Ahmet Arifai Hazretleri'nin bundan asırlar önce Kudüs, Irak halkına şu seslenişi belki bizim her an kulaklarımızda çınlamalı. Ey Irak halkı, siz hiçbir zaman mutluluk yüzü görmeyeceksiniz. Çünkü siz yaptığınız işi kendinizden biliyorsunuz. Birine bir iyilik etseniz ben yaptım diyorsunuz. Kendinizi beğeniyorsunuz. Müslümanım diyorsunuz ama Müslüman değilsiniz. Allah'a teslim olmamışsınız. Böyle yaşayan insanların çoluğundan çocuğundan sıkıntı çıkar ve Irak'ta mutluluk yüzü gözükmez diye Ahmet Arifai'nin sözleri var. Burhanül Müeyyed adlı kitabında. Dolayısıyla görüyoruz ki insan-ı kamilleri çok kuvvetle korumak, onların hakkını korumak lazım. Çünkü Allah hadiste peygamberinden şöyle söylüyor, benimle oturmak isteyen mutasavvıflarla otursun, Allah sevgilileriyle otursun. Onlar daima diridirler. Yine Allah hadislerden şöyle buyuruyor peygamberin ağzından, üç kişi benim adımı anıyorsa bilin ki orada ben varım diyor.
birlikte Allah'ı konuşmak ne kadar zevklidir. Allah'ın bize lütfettiği birbirine ters gibi görünen iki mananın hakikati budur. Allah'ı bilenin dili uzar, Allah'ı bilenin dili kısalır. Bu birbirine zıt görünen her şey birbirinin tamamlayıcısıdır. Allah zıtlardan birliği öğretmiştir. Çünkü Allah'ı bilen hep Allah'tan bahseder. Ama onun dili kısalır çünkü dünya ile ilgili konuşacak bir şey bulamaz. Ne konuşsun? Hep anlatırım, bizim üst kat komşumuz bize indiğinde annem doğru namaza gider. Çünkü kadıncağız biraz maddi bir kadın, devamlı biraz şikayet ediyor. Beni de karşısına bırakır, ben küçüğüm ya mecburum bu vazifeleri yapmaya. Hiç bitmeyen şikayetlerini dinlerim, yani hiç unutmuyorum. Yani söyleyecek hiçbir şey bulamıyorsunuz. Senelerce beraber olduğunuz arkadaşlarınızla eğer Allah, peygamber ve Allah sevgilileri konuşulmuyorsa o kadar ortak noktanız olduğu halde geçmişinizde gene konuşacak bir şey bulamıyorsunuz. Çünkü bitmiş. Meseleler bitmiş. Mesele değil onlar artık. Onun için halimizi bu hale geçirmek lazım arkadaşlar. İnşallah biz andıkça onlar da bizden memnun olsun. Çünkü hafta sonu Kayseri'deydik ve Tirmizi Hazretlerini andık. Geçen hafta, bir hafta oldu mu ne çabuk geçti. Ve beraber hazırladığımız profesör oğlumuz, doçent oğlumuz, Allah ondan razı olsun. Son gece Tirmizi Hazretlerini rüyasında görmüş. Hazret buyurmuşlar ki aslında siz beni anmıyorsunuz, ben sizi anlıyorum. Onlar bizi daima ansın inşallah efendim. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Güzel bir sınıf. Maşallah, çok teşekkür ediyorum. Bugün 2'de Aya İrini Kilisesi'nde Ayin-i Şerif var, bizim programladığımız. Gelmek isteyen herkes teşrif edebilirler efendim. Teşekkür ederim.